13 Eylül, 19 Eylül. Değerli boğa burçları nasılsınız? Değerli takipçilerim, değerli boğalar. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük Türkiye ve dünya gündemini merak ediyorsanız günlük yorumlarımı Instagram sayfamdan yazıyorum. Bunu da özellikle size söylemek istiyorum. Bu ara en çok bilinçaltı meseleleriniz ve zihinsel olumsuzluklarınız reaksiyon gösterecek. O yüzden biraz daha kendinizle ilgili uygun ve kaliteli zaman geçirmenizi, hatta bununla ilgili psikolog ya da terapiste ya da yoga meditasyon yapmanızı öneriyorum. Çünkü gerçekten beyniniz her noktada odaklanmak istiyor. Evet, odaklanıyorsunuz ama kafa meşgul olduğu için tam istediğiniz kıvamı alamadığınız gözüküyor. İş konularınızla alakalı şunu demek istiyorum değerli boğa burçları. Evet, işinizle ilgili çok fazla çalışmalar, yeni anlaşmalar, yenilikler, yeni projeler hakim olacağı, hatta uzun süredir yurt dışı bağlarınızın kesildiyse bunlarla ilgili çok büyük bir iletişim hakimiyeti kuracaksınız. Ama velakin sizdeki bu zihinsel yorgunluk var ya, adaptasyona doğru hareket sergiliyor. Bunu çözün çünkü bu hafta işlerinizle ilgili çok büyük olumluluk var. Ama sizin dikkat sorunuzdan kaynaklı zararlar ya da zarar duyacağınız bir hafta olabilir. Bunu dengelememiz gerektiğini düşünüyorum. Büyük bir firmadaysanız, bulunduğunuz firmanın da güzel bir değişimle ilgili haber beklerken işinizde sıkıntı yaşayabilir. Bazı iş olumsuzlukları ile ilgili biraz, hani ne diyelim, biraz kontrol üzerinde olabilirsiniz. Biraz dikkatli olmanızı öneriyorum. Yoksa işten çıkartılma olasılığınız söz konusu olacak. Eğer devlet ya da sağlık sektöründe çalışıyorsanız değerli boğa burçları, yer değiştirme düşünceniz var ama şu an için bu olumsuz bir süreç. Bunu Kasım ya da Aralık'ta yaparsanız daha keyifli olacağını söyleyebilirim. Eğer reklam ya da satış ya da emlak alanında çalışıyorsanız çok hareketli ve para kazançları ile ilgili çok verimli bir hafta olacak. Bunları artıya çevirmenizi öneriyorum. Hatta çok daha büyük planladığınız otel ya da büyük arsalar varsa çok rahat bir şekilde satıp kâra dönüştüreceğiniz işler, satışlar, satış reklamlarınız neyse ferah erecek diye uyarı veriyor haritalar. Medya sektörüne merakınız varsa, gazeteciyseniz ya da televizyonda bir program yapıyorsanız bununla ilgili kaygı ve endişeniz varsa reytinginiz ya da başarınız her geçen gün daha çok artacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Panik yapmanıza gerek yok. Eğer bir öğrenciyseniz ya da öğrencilik bitti, üniversite hayatınızda bittiyse iş arıyorsanız güzel işler var. Sizin tercih ettiğiniz yurt dışı kapınızla ilgili de olumlu cevap alacaksınız. Şimdiden yolunuz hayırlı ve aydınlık olsun istiyorum. Toprak ya da arsa satmayı, kendi ailenize ait toprak ya da arsanız varsa doğru bir alıcı var. Bunu doğru değerlendirdiğinizde kaç kardeşseniz ya da aile kaç kişiyse güzel bir kâra geçirecek ama ben sattırmazdım. Siz satmaya karar verdiniz. Saygı duyuyorum. Bir de bu arsanız İç Anadolu ya da Doğu Anadolu bölgesinde olabilir. Bunu bir dikkat, bir dahaki sene satarsanız daha büyük kar. Ama şu an bir teklif var, düşünceniz olumlu gözüküyor. Ben sattırmazdım, siz satmaya karar verdiniz. Saygı duyuyorum. Aşk konusunda değerli boğa burçları, evliliğinizle ilgili çatlamalar, çıtırdamalar, mutsuzluklar ve kaoslar söz konusu olabilir. Ya da siz eşinizle ilgili bir türlü birbirimizle baş başa vakit geçiremiyoruz ve her şey benim üstümde ve ben motivasyonsuzum. Aileyi motive etmekten kendime vaktim yok diyorsanız, evet, bu ilişkinizde tek taraflı bir yürütme var. Ve bu yürütme zihninizi ve beyninizi yordu. O yüzden ilişkinizin bir aile terapistine ya da karı koca hayatınızın birbirinizi anlayacağınız birkaç güne ihtiyacınız var. Yoksa ilişki ciddi anlamda zil tak oyna modunda olacak ev halkı. O yüzden ihmal etmeyelim diyorum. Bir de çocuk düşünen bazı boğa burçları için, evet, güzel bir çocuk düşünceniz var ama maddi olarak toparlanmanız gereken bir 7 ay var. 7 ay sonra çocuk konusunu daha çok hayata geçirirseniz daha sizi motivasyon anlamında oturtacak. Çünkü burada kredi ya da ödemelerle ilgili kaygılarınız var. 7 ay sonra çocuk enerjiniz de var. 7 ay içerisindeki haftalık burç takiplerime göre bazı boğa burçlarında çok güzel para akışları söz konusu olacak ve rahata erecek olarak uyarı veriyor.
aşık olmak isteyen ve aşk istiyorum artık aşk konusunda gına geldi. Seçtiğim herkes bir dengesiz çıkıyor. Ben doğru aşka inanmıyorum diyen boğa burçları biraz daha sabırlı olduğunuz takdirde doğru aşk sizin için verimli ve aydınlık olacak ve hayal ettiğiniz noktanın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Ama evliliğe doğru giden ilişkiler için de güzel bir döneme geçiş yapıyoruz. Evet, erteleyeceğiz söz nişan ama biz kendi aramızda karar verdik ve bu ilişkiyi en iyi şekilde oturtma evresindeyiz. Bununla ilgili bir mutsuzluk görmüyorum. Telaşlanmayın istiyorum. Yalnız sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız, evet, olumlu ifadeler var. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Biraz daha beklediğiniz takdirde hayatınızdaki insan size geri dönmüş olacak. Bu da sizi mutlu edeceğini uyarıyorum. Ama sözlü ya da nişanlıysanız, aile arasındaki tartışmalardan parmakta yüzük bir çıkacak, bir girecek, bir çıkacak, bir girecek. Bu ara her iki tarafta aileyi biraz idare etmeli. Yoksa aileden kaynaklı nişanlılığınız, söz evreniz bozulabilir diyorum. Sağlık olarak da özellikle göz alerjiniz, katarak göz problemi, gözlüğünüz değişmesi gerekebilir ya da göz alerjiniz söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Son zamanlarda özellikle bel ağrılarınız varsa bel ağrıları ile alakalı da sıkıntılarımızı gidermeniz sizin için de iyi olacak. Belki bir fizyoterapi vücut enerjiniz için iyi geleceğini söyleyebilirim. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.